dini tarihe verenlerindir. Kılıçok küre alacaklarından, şahlanıp köprüye vurmaklarından, Urut'ta gazel bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. Ardından bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, Urut'tan Urut'a yol boyu koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Evet, bu gece 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılı. Bu gece ülkemizin, milletimizin, bayrağımızın ve birliğimizin dinimize kast edenler, yaptıkları hain girişimin karşısında aziz milletimizi buldular. Ve onun cesur yürekli liderini buldular. İşte o liderin tek bir sözüyle yeniden istiklal ve istikbal mücadelesi için ayağa kalkan aziz milletimize bugün bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Ve diyoruz ki 15 Temmuz'u unutmadık. 15 Temmuz'u unutturmayacağız. Tarihler bunu gelecek nesillerimize bir not olarak düşecek. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle
de selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarıma buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. 15 Temmuz destanını selamladığımız o anlamlı günde 100 bin aşkın hatmi şerifle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şehitlerimizin ruhlarını mesrur eylemek üzere bu adımları attık ve bugün sabahtan itibaren hamdolsun bu yoldaki 81 vilayette anma törenlerimiz devam ediyor. Herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadele eden yurt dışı operasyonlara kadar vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için şehadete yürüyen tüm kahramanları burada tekrar kelam-ı edeple yad ediyorum. Gazilerimize cesaretleri ve fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor. Allah'tan hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz gecesi tarihi bir direnişe sahne olan bu köprüden şehitlerimize Mehmet Akif'in şu mısralarıyla seslenmek istiyorum. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ne güneşler batıyor. Rabbim onları cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Sevgili peygamberimize komşu eylesin. Yüce Mevla şehitlerimizin canlarını feda ederek yaptıkları şahitliği dergah-ı izzetinde kabul etsin. Aziz kardeşlerim, bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanan bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz.